4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 57 Ferman Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. Ferman Yayınları Sayfa 57 Milli Mücadele Kahramanımızın biyografisi, doğum tarihi ve yeri, 1888'de Erzurum'da doğmuştur. Ailesi, Erzurumlu Yusuf Ağa'nın kızı ve Binbaşı Derviş Bey'in eşidir. Milli mücadeleden önceki yaşamı, Fatma Seher Han'ın Balkan Harbi'nde eşiyle birlikte Edirne'de mahsur kalmış, askerlik hayatını yanık kışlada çok zor şartlar altında yaşayarak öğrenmiştir. Montrose Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Binbaşı Derviş Bey'in orduda bıraktığı yeri doldurmayı aklına koyarak birçok savaşa katılmıştır. İznik cephesinde göğsünün sağ tarafına bir mermi saplansa da kanlar içinde çarpışmaya devam etmiştir. Milli mücadelede yaptıkları, Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'ta faaliyette bulunduğunu haber alınca onu görmek için Sivas'a gitmiştir. Paşa'yla konuşmasında Paşa ona, "Bütün kadınlar senin gibi olsaydı Kara Fatma" demiş, bu hitaptan sonra Fatma Seher'in adı Kara Fatma olarak kalmıştır. Paşa'nın verdiği talimatları İstanbul'a giderek yerine getirmiştir. Girdiği pek çok yerel çarpışmanın yanında, İnönü Savaşı'na, İnönü Savaşı'na, Dumlupınar Savaşı'na ve Sakarya Savaşı'na katılmıştır. Müfrezesindeki pek çok asker şehit olmuş, kendisi de yaralanmıştır. İyileştikten sonra Düzce çevresinde faaliyetlerine devam etmiştir. Büyük taarruzda Afyon çevresinde Sürmeli köyünde Yunanlara yaptığı bir taarruzda esir düşmüştür. Sonra bir yolunu bulup kaçmıştır. Sürmeli köyündeki birliğine dahil olup Bursa'nın kurtuluşuna katılmıştır. Zaferden sonra kendisine bağlanan üsteğmenlik maaşını, "Ben bütün mücadeleleri vatanım ve milletim için yaptım, bir beklentim yok" diyerek Kızılay'a bağışlamıştır. Önemi, milli mücadelenin en ünlü kadın savaşçılarından biridir. Kara Fatma ve emrinde Kiler işgal edilen İzmit'teki cephanelerin Anadolu'ya kaçırılmasında çok önemli roller üstlenmişlerdir. Kahramanlıkları başka birliklere örnek gösterilmiş, üsteğmenlik rütbesine kadar yükselmiştir. Vefatı, 2 Temmuz 1955'te vefat etmiştir. 7. etkinlik konu anlatımında yer almayan ve yaşadığınız yerin tarihinde ön plana çıkan bir milli mücadele kahramanının yaşam öyküsünü araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. Cevap, Kara Fatma'nın yaşam hikayesi, milli mücadelede kadınların da ne denli önemli rol oynadığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Olağanüstü cesareti ve vatanseverliğiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün de takdirini kazanan Kara Fatma, mücadele sürecinde önemli savaşlara katılması ve yararlanmasına rağmen mücadeleyi bırakmamasıyla tanınır. Ayrıca mücadele sonrasında elde ettiği hakları ve maaşı Kızılay'a bağışlaması, onun vatanına olan sevgi ve bağlılığını bir kez daha ortaya koyar. Kara Fatma'nın hikayesi, milli mücadele ruhunu ve kadın kahramanların tarihimize olan katkısını anlamamız açısından önemlidir. 4. Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 57 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.